Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir pişi yapacağız arkadaşlar. Çok çabuk, şipşak bir pişi olacak. Mayalanmasını beklemeden hamurumuzu yoğurup hemen pişirmeye başlayacağız. Yoğurma kabımın içerisine 4 su bardağı unumu aldım. Ve 2, 4 yemek kaşığı yoğurdumu ekliyorum. Ve bir çay kaşığından biraz tepeleme değil, bir çay kaşığı karbonatımı ilave ediyorum. Tuzumuzu bir çay kaşığından biraz fazla, 1,5 çay kaşığı tuzumu ilave ettim. Bir çay kaşığı kabartma tozumuzu ilave edelim. Ve bir bardak suyumuz var. Hemen boşaltmayacağız. Aldığı kadar suyumuzu koyarak hamurumuzu, ılık suyumuzla hamurumuzu yoğuracağız. Bir bardak su ile hamurum gördüğünüz gibi toparladım. Fazla da su koymamıza gerek yok. Şimdi yoğurma kabımı, tezgahıma hamurumu alıyorum. Ve burada bir güzel hamurumu yoğuracağım. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi yumuşacık, güzel bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumuzu hiç bekletmeyeceğiz. Tavamızı ocağımıza koyup ısıtana kadar hamurumuz bekleyecek ve hemen yapımına geçeceğiz. Hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparalım. Evet, bu şekilde yeterli. Şimdi evet arkadaşlar, mandalina büyüklüğünde kopardığımız hamurumuzu önce sütümüze, daha sonra susamımıza şu şekil batıracağız. Ve şimdi açmaya geçeceğiz. Yavaş yavaş açalım. Eğer hamurunuz yapışıyorsa merdanenize tekrar susam ekleyelim. Çok inceltmeyelim. Bu yeterli. Şimdi hamurumuzu dörde böleceğiz. Sonra susama batıracağız. Bol bol şöyle susamlayalım. Ve ondan sonra açmaya başlayalım arkadaşlar. Kolay, basit. Gördüğünüz gibi hemencecik de açılıyor. Zahmetsiz. Mayalanmasını beklemeden hamurumuzu şipşak yoğurup hemen kızartmaya geçebiliriz. Evet, yeterli. Şimdi yine hamurumuzu dörde böleceğiz. Ve kızartma işlemine geçelim. Evet, kızgın yağımızın içerisine hamurlarımızı atıyorum.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi maya kullanmadık. Beklemedik. Nasıl güzel kabarıyorlar. Bakar mısınız? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pişilerimiz harika kabarıyor. Çok da güzel oldular. Şöyle koyayım, göstermek istiyorum arkadaşlar. Harika pişiler yapıyoruz bugün sizlerle. Denemenizi tavsiye ediyorum gerçekten. Çok harika bir görüntü, harika bir lezzet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi harika oldular. Sabah kahvaltınızda 5 çaylarınızda deneyebileceğiniz harika bir pişi tarifiyle geldim bugün sizlere. Bakar mısınız, kabarmalara doyamadı arkadaşlar. Harika oldu. Evet, 4 bardak unumuz vardı. Çok harika pişilerimiz oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, son pişilerimi de pişiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pişilerimiz pişti, servise hazır. Harika oldular. Göstermek istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar, için çiğ kalma falan hiç şeyi yok, kalmaz. Harika pişiler yaptık bugün sizlerle. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı, takipte kalmanızı rica ediyorum. Ufak da olsa bir yorum atmanızı, beğeni yapmanızı. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.